Aynı vampir gibi kandan besleniyorlar, şehitlerden besleniyorlar, ölümlerden, bu ülkenin evlatlarının ölümünden besleniyorlar. 40 yıldır böyle. Bu ülkede 40 yıldır bir sorun kasten çözülmüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi, biraz önce söyledim. 18 Nisan'dan bugüne kadar 55 asker şehit olmuş. 55, bu ülkenin 55 tane evladı toprağa gömüldü. Konu olmuyor, haber olmuyor, tweet atıp başsağlığı dilemekten başka tek bir söz söylemiyorlar. Kimse çıkıp, ya niye bu çocuklar ölüyor? 40 yıldır bizim çocuklarımızı öldürmekten, ölüme göndermekten bıkmadınız mı? Demiyor mu? Yoksulluktan dert yanıyoruz değil mi? Çocuklarımızın işsizliğinden dert yanıyoruz değil mi? Ülkemizdeki ağ sadımızın yokluğundan dert yan. Daha beter olacağız. Çünkü orada 55 tane çocuk ölmüş birimiz sormuyoruz niye ölüyor bu çocuklar diye. Yoksulluktan dert yanan mevcut siyasetçilerin peşinden gidiyorlar. Türkiye'yi yediler, bitirdiler. Gözleri doymadı. Çocuklarımızın cenazesinden doymadılar. Polislerden, askerlerin ölümünden doymadılar. Seçiminiz de canı cehenneme hepinizin. Yahu çocuklar ölüyor. Haber olmuyor bu ülkenin. 55 tane eve, evin ocağına ateş düşmüş. Konu olmuyor. Bu ülkede bölücü varsa Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü toplumu bölerek, ayrıştırarak, dışlayarak, insanları düşmanlaştırarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şehit cenazesi geldiğinde siyasetçilerin tavrına baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Çocuklarımızın kanını, cenazesinin oradan gelecek kanı bekleyen vampirler gibi davranıyorlar. Bu bugün değil, yıllardır böyle. Çünkü kandan besleniyor siyaset. Bir bu ülkenin bir askeri bir evladı şehit edildiğinde, bir yere bir bomba koyulduğunda, insanlar öldürüldüğünde onlar sorunun çözümünü değil, oradan kendilerine nasıl bir menfaat elde edebileceklerini, kendi siyasi iktidarlarına, kendi partilerinin yararına nasıl bir pozisyon alabileceklerini araştırıyorlar. Aynı vampir gibi. Kandan besleniyorlar, şehitlerden besleniyorlar, ölümlerden, bu ülkenin evlatlarının ölümünden besleniyorlar. 40 yıldır böyle. Bu ülkede 40 yıldır bir sorun kasten çözülmüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi, biraz önce söyledim. 18 Nisan'dan bugüne kadar 55 asker şehit olmuş. 55 bu ülkenin 55 tane evladı toprağa gömüldü. Konu olmuyor, haber olmuyor. Tweet atıp başsağlığı dilemekten başka tek bir söz söylemiyorlar. Kimse çıkıp "Ya niye bu çocuklar ölüyor?" 40 yıldır bizim çocuklarımızı öldürmekten, ölüme göndermekten bıkmadınız mı demiyor. Hesap sormamız gereken siyasetçiler, sen ne işin var, orada niye duruyorsun, niye bu sorunu çözmüyorsun dememiz gereken siyasetçiler, bugün Mersin'de bir terör saldırısı oluyor, bir polis şehit oluyor, çıkıyor büyük bir pişkinlikle, büyük bir utanmazlıkla bunun arkasında şu var, şu siyasi bağ var, o partiyi ilişkilendirmeye çalışıyor, bu partiyi ilişkilendirmeye çalışıyor. Yoksulluktan dert yanıyoruz değil mi? Çocuklarımızın işsizliğinden dert yanıyoruz değil mi? Ülkemizdeki ağ sadımızın yokluğundan dert yan. Daha beter olacağız. Çünkü orada 55 tane çocuk ölmüş, birimiz sormuyoruz niye ölüyor bu çocuklar diye. Yoksulluktan dert yanan mevcut siyasetçilerin peşinden gidiyorlar. Hayatından, yaşadığı bu cehennem hayatından şikayet eden mevcut siyasetin bir parçası. Bu sadece kastetmiyorum. Birisi kendi vampir siyasetini sürdürüyor, öbürü buna karşı Aman aman kötü duruma düşer miyim, aman açığa düşer miyim, aman iktidar bana şunu der mi diye ağzını açmıyor. Öbürü ya ben MHP tabanından oy alıyorum, 3 tane oy aldım onu da kaybetmemek için HDP ile de hafif bir ilişki içinde gözükmeyeyim diye korkakça siyaset yapıyor. Bir başkası zaten bu meselelere ilgi duymuyor. Seçiminiz de canı cehenneme hepinizin. Ya bu çocuklar ölüyor, haber olmuyor bu ülkenin. 55 tane evin ocağına ateş düşmüş, konu olmuyor. Şimdi bugün biliyorsun terör saldırısından sonra yine her zamanki gibi biz biliyorsun artık terörün kaynağını, terörün nedenlerini, niye terör saldırısı oluyor, ölen, şehit olan insanların acısını falan konuşmuyoruz. Bu tür saldırılar kime yarıyor, kime karşı kullanılacak? Siyasetçiler, bizim çocuklarımızın, askerlerimizin, polislerimizin cenazesi, ölümleri üzerinde nasıl kendilerine bir alan açacaklar? Nasıl kendi rakiplerinin önüne bir adım daha geçecekler? Artık cenazeler, şehitler bu iş için var sadece. Şimdi yıllardır bir grup çapulcu bu ülkenin yönetimini ele alacaklar diye biz yeniden kaç çocuğumuzu daha kaybedeceğiz endişesi yaşıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalmasını isteyenler nasıl ki muhalefeti kontrolleri altına tutuyorlarsa PKK'yı da kontrolleri altına tutuyorlar. Ne zaman istiyorlarsa PKK'yı meydana sürüyorlar. Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor. Dikkat etsinler. Siyasetçiler konumlarını teröre borçlular, makamlarını. Çünkü oradan gelen acı duygu kabarması yaratıyor toplumda öfke yaratıyor korku yaratıyor o kar, korku o öfke siyasi tercihi de beraberinde getiriyor. Ruh hastalığıdır diyorum ben buna. Bu siyaset değil ki. Bu sakil, bu sefil, bu ülkeye bir umut veremeyen, bu ülkeye bir gelecek veremeyen, bu ülkenin evlatlarının hayatını kurtaramayan, bu ülkenin evlatlarına bir yaşam sağlayamayan, sadece bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırarak kendine iktidar açan bir siyaset anlayışı ancak varacağı yer bu kadar. Yüreğimiz ağzımızda bu seçim sürecinde kaç evladımız daha seçim... Çünkü bize ne her şey neyle başlamıştı? Her şey. Dört yüzü verin, siz de rahat edin, ben de rahat edinle başladı. Adam o dört yüzü istediği günden itibaren rehin almış ülkemizi. Canınızı vermezseniz rahat edemezsiniz. Canımızı alıyor, paramızı alıyor, malımızı alıyor, mülkümüzü alıyor, vergimizi alıyor, itibarımızı alıyor, onurumuzu alıyor. Geleceğimizi yok ediyor 2053'e kadar. Her şeyimizi yok ederek kendi varlığını yeter ki sürdürecek. Dikkat et hiçbir sorumluluk almıyorlar. 55 tane asker ölmüş sorumlusu yok. Ülkede ne kadar iyi işler varsa onların sorumlusu iktidar. Ne kadar kötü işler varsa onlar Allah'ın takdiri oluyor. Hiçbir konuda. Ya kardeşim bu ülke bu kadar düzgünse biz delirmiş miyiz? Biz bu ülkenin haini miyiz? Biz ruh hastası mıyız gelip burada feveran ediyoruz? Bizim canımız yanıyor. Bu ülkede yoksulluk yoksa biz niye ağlay bu ağlayan sızlayan insanlar delirmiş vaz Yet de mi? Bu ülkenin bir sorunu adına Kürt sorunu değil, PKK sorunu değil. Ne dersen de 40 yıldır çözmüyorsun. Çözemediğin gibi On binlerce, yüz binlerce evladını toprağa veriyorsun. Her şey yolundaysa bu niye oluyor? Her şey yolunda. Aldın başını gidiyorsun. İhalar yaptın, sihalar yaptın. Büyük şeyler, büyük devlet. Büyük devlet oluyorsun ama 40 yıldır ayağına takılmış bir çöpü kaldıramıyorsun. Bir sorunu çözemiyorsun. Ki siyaset Türkiye'nin uru haline geldi. Bunu sadece iktidar açısından söylemiyorum. Hepsi için söylüyorum. Hı. Öbürü çözüm üretmiyor. Öbürü korkaklıkla teslim olmuş. Hepsini katarak söylüyorum. Erdoğan'ın elinden ülkeyi alacak ne aklı ne de cesareti gösterebiliyorlar. Sonra da bizim karşı karşımıza siyasi aktör olarak çıkıyorlar. Siyasi aktör olarak alkış bekliyorlar. Şakşakçıları olmamızı istiyorlar. Sen ne yaptın ki? Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak, uyan, köle olarak.